Değerli izleyenler merhaba. Ruh sağlığında her gün psikolojik sorunlardan birini ele alıyoruz. Ancak bugün biraz daha farklı, belki de birçoğumuzun duymadığı ya da aşina olmadığı bir konuyu konuşacağız. Spor psikolojisini ele alacağız. Stüdyo konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzman psikolog Zeynep Şeker Aygül olacak. Sizler de sormak istediklerinizi 0224 211 1075'ten bizlere iletebilirsiniz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün girişte de dediğimiz gibi çok aslında hem seyircilere hem de bana da yabancı bir konudan bahsetmiş olacağız. Spor psikolojisini konuşacağız. Sporun hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal yönden iyi geldiğini her programda aslında dile getiriyoruz. Spor psikolojisi deyince ne anlamamız gerekiyor peki? Nedir spor psikolojisi? Spor psikolojisi temelde psikolojinin bilgi birikimini ve deneyimlerini spor alanına aktaran bir uygulama biçimidir. Yani egzersiz yapmanın, spor yapmanın insan psikolojisi üzerinde oluşturduğu bir takım etkiler var ya da spor ortamının oluşturduğu bir takım etkiler var. Diğer taraftan da kişiden kaynaklanan ya da kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan ve spor ortamına, spor becerisine yansıyan bir takım özellikler var. Her ikisini de anlayıp performansı daha iyi hale getirebilmek için, performansı daha ileriye taşıyabilmek için yapılan çalışmalar bütünüdür spor psikolojisi. Bu aşamada peki psikoloğun görevi ne oluyor? Neler yapıyor spor psikoloğu? Spor psikoloğunun aslında 4 ana görevi var. En önemli görevlerinden bir tanesi araştırma yapmak. Yani spor ortamı, bunun içinde fanatikler, holiganlar var. Maç, antrenman ortamı var. Sporcudan kaynaklanan özellikler var. Kişilik özellikleri var. Spor ve sporcuya ait her türlü alanı değerlendirmek ve araştırmaktır. İkincisi bir spor psikoloğunun psikolojik beceri eğitimleri verebilmesi gerekir. Bu da normal ruh sağlığı yerinde sağlıklı kabul ettiğimiz bütün sporcularda geliştirilmesi gereken becerilerden bahsediyoruz. Mesela konsantrasyon gibi, hedef belirleme gibi, kendi stresini en uygun optimum seviyeye çekebilmekle ilgili. Çünkü bazılarının azaltılması gerekiyor heyecanlarının ama bazılarının da yeterince motive olup heyecanlanabilmesi gerekiyor konsantrasyon için ya da o branştaki başarı için, performans için. Bunların dengelenebilmesi için bir takım uygulamalar yapar spor psikologları. Yani eğitimsel uygulamalar yapar. Motivasyon gibi değişik alanlarda eğitimler vererek sporcuların aşama aşama bunları geliştirmesini, öğrenmesini sağlamaya çalışır. Aynı fizyolojik antrenmanlar gibidir aslında. Mesela gevşeme çalışmaları, hedef belirleme çalışmaları öyle bir defada olmaz. Aşamalı olarak, tekrar ederek, düzenli uygulamalarla kişilerin bu becerileri kazandığını görürüz. Sonra diğer önemli alanlardan bir tanesi, psikolojik yönden sıkıntı içinde olan, yani bu ailesiyle ilgili bir sorun olabilir, takım arkadaşıyla, antrenörüyle ilgili bir sorun olabilir ya da içinden içe kendi ruh sağlığıyla ilgili bir güçlük olabilir, düşünce sistemiyle ilgili bir güçlük olabilir. Sporcuların ulaşabileceği danışmanlık hizmeti vermesi gerekir spor psikoloğunun. Burada peki ulaşabilecekleri bir danışmana sahipler mi? Bizim ülkemizde yeteri kadar psikolog var mı? Ve kendileri gerçekten bir problemin olduğunu sezdiklerinde, fark ettiklerinde kolayca gelebiliyorlar mı? Şimdi aslında bizim şu anki ülkemizdeki koşullarda psikolojik hizmetler ya da spor psikoloğu hizmetleri ancak elitler için verilebiliyor. Onlarda bile takım olarak spor psikoloğuna sahip olan takım oldukça az. O takımların bir kısmı da bir dönem çalışırken spor psikologlarıyla ya da spor psikolojisi alanında hizmet verenlerle diyeyim. Çünkü bazıları mentorlarla, bazıları diğer farklı branşlardan insanlarla çalışmayı da tercih edebiliyor. Onların da arada kesintiler olduğunu, her zaman düzenli hizmet alamadıklarını görüyoruz. Ama hele amatör takımlar için ya da geneli için çok fazla yok. Sayı olarak bakacak olursak aslında psikologların çok da rağbet ettiği, çok da işlevsel olduğu bir alan değil spor psikolojisi. Ben mesela klinik psikoloğum ve geçmişte bir dönem spor hekimliğinde çalıştım. Spor hekimliğinde çalışırken 13 yıl kadar çok fazla sporcu tanıma imkanım oldu ve spor psikolojisi hizmetleriyle tanışmış oldum. Ama birçok meslektaşım aslında psikolojinin diğer alanlarını tercih edip spor psikolojisi alanını biraz boş bırakmış durumdalar. Evet, bu biraz talep
meselesi mi oluyor peki baktığınız zaman? Tabii mesela mezun olan insanların iş bulma alanları gibi baktığımızda birçok insan psikolog olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşebilirken spor alanında hemen iş bulmak çok kolay değil. Eğitimsel eksikler de bu alanda var. Yani daha çok aslında beden eğitimi bölümü mezunlarının hizmet verdiği bir alan haline geldi. Spor psikolojisi ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki arkadaşlarımızın hizmet verdiği bir alan haline geldi. Yani bu konuda Türkiye'deki biraz durum, dünyadaki durum birazcık farklı aslında. Ama şöyle söylenebilir, Türkiye'de spor psikolojisi alanında hizmet verenlerin sayısı hala çok değil, hizmet alanların sayısı da çok değil. Hizmet verenlerin de ancak maksimum %10'u psikologlardan oluşuyor. Evet. Aslında burada sporcunun da spor alanındaki kişilerin de ihtiyacı olan bir bölüm olduğu için belki talebin artması gerekiyor. Ki birçok alanda bunların bu spor psikolojisi üzerine çalışma yapılması gerekiyor sanırım ama bu yapılmıyor bizim ülkemizde. Mesela yurt dışında bu nasıl ilerliyor? Birçok alanda, şimdi spor dalında. Spor psikolojisi aslında dünyada da yeni, Türkiye'de de yeni denebilir. Yani bir 100 yıllık geçmişi var ve bunun çok büyük bir kısmı çok yavaş yavaş adım adım ilerlemiş. Son 20 yılda daha hızlı bir gelişme göstermiş ama Türkiye'deki gelişmesi aslında dünyadaki gelişmesinin oldukça gerisinde. En fazla da Doğu Avrupa ülkelerinde spor psikologları aktif olarak çalışıyor ve görevlendiriliyor. Yasal düzenlemeler de bu konuda henüz çok yeterli değil ama yine de yüz güldürücü bazı şeyler de var. Yani ilk 98'de olimpiyata hazırlanacak olanlar için oluşan üst kurullarda bir psikoloğun olması dile getirilmiş. Sonra yine son yıllarda tekrar olimpiyata hazırlanacak olan farklı branşlardaki sporcular için zorunlu koşulmuş. Yani bunun için maddi bir kaynağın ayrılması ve bir zorunluluk olarak belki de getirilmesi insanları motive edecektir diye düşünüyorum. Evet, ki bu araştırmalarda olumlu sonuçların alındığı herhalde gözlemlenmiş değil mi? Ya da başarıya götürdüğü takımları, performansın yükseldiği, bunların hepsini etkiliyor mu? Şimdi bu konuda tabii yapılan araştırmalar var. Aslında ülkemizde de artık spor psikolojisi alanında epeyce çalışma birikmeye başladı, yapılmaya başladı. Başarı üzerine ve performans üzerinde psikolojik faktörlerin ne kadar önemli olduğu ve ne kadar müdahale edilmesi gerektiği oldukça iyi biliniyor. Yani bunu herhalde en iyi de antrenörler biliyor. Birebir sporcularla çalışan kişiler olarak. Yani alanın içindekiler bunun çok farkında. Ya da sporcu olanlar da bunun çok farkında. Yani bireysel ruhsal değişikliklerinin, psikolojilerinin o günkü kondisyonu nasıl etkilediğini, o günkü performansı, o dönemki performansı nasıl etkilediği. Biz dışarıdan izlediğimiz için aslında bizler pek farkında değiliz bunu sanırım. Çünkü öyle. Maçları izliyoruz, bitiyor evet. Herkes keyifli bir şekilde, tabii kazanan taraf keyifli bir şekilde dağılıyor. İşleri orada bitiyor diye düşünüyoruz bizler. Ve biraz bizler. Da böyle daha reklam ya da medyatik yön ön plana çıkıyor. Evet. Sanki bütün sporcular çok kazanıyor. Bütün sporcular çok iyi şartlarda gidiyorlar toplarını oynayıp para kazanıyorlar gibi. Sonra eğleniyorlar gibi sonra görüyoruz. Sonra eğleniyorlar ama bu gibi. Bizim gördüklerimiz herhalde en çok para kazanan kişiler mi oluyor? Bunun daha genellikle, diğer bölümleri, kısımları genellikle da var. En meşhurları görüyoruz, en çok para kazananları görüyoruz, en çok da futbolcuları görüyoruz. Oysa spor dediğimizde atletizm var, güreşçiler var, masa tenisi var. Yani o kadar farklı alt branşları var ki sporun. Ne kadar kazanıyorlar ya da nasıl bir hayatları oluyor baktığımızda çok da onu iç yüzü henüz çok konuşulmuyor. Çünkü sporun doğası çok anlık, çok performans odaklı, çok reklam odaklı ve çok para odaklı, çok başarı ve güç odaklı. O yüzden de daha anlık değişikliklerle, daha ses getirecek hareketlerle biz yüz yüze oluyoruz. Evet, gördüklerimiz tek bunlar oluyor bizim. Peki burada az önce psikoloğa neden ihtiyaç oluyor burada diye konuşuyorduk. Orada bir soruyla kestim, kusura bakmayın. Onunla devam edecek olursak neler söyleyebiliriz? Psikoloğa ihtiyaç neden doğuyor sporda? Şimdi bir kere sporcu hayatından biraz bahsedecek olursak, sporcu çok küçük yaşta başlıyor spor yapmaya. 4 yaşında, 5 yaşında başlayan gruplar var. Daha jimnastik gibi, yüzme gibi. Çocukluk ve ergenlik döneminde ağırlıklı olarak başlamış oluyor. Ve normalde sporcunun hayatı diğer insanların hayatından birazcık daha farklı gelişmek zorunda kalıyor.
Hele profesyonel anlamda performans sporcusu olarak spor yapıyorsa bir kişi çok ciddi bir baskı ve çalışma temposu içerisinde olmak zorunda. Bu da bu insanları çok zorluyor. Mesela dışarıdan çok az antrenman yapıldığı sanılabilir ya da sadece maçtan maça oynadığı düşünülebilir. Ama oraya gelene kadar sabahleyin erken başlayan antrenmanlar, mesela tüm yüzme kulüpleri için sabah çok erken başlar. O iç disiplinde 6 yaşında, 8 yaşında çocuk sabahleyin saat 6'da, 7'de havuzda olur. Günde çift antrenmana başladığı zaman yüzer ve çıktıktan sonra okuluna gider. Okul ödevleri onu bekliyordur ama okul bittikten sonra tekrar yüzer ve tekrar eve gelir ve diğer sorumlulukları. Ya da bir profesyonel basketbolcu için sabah idmanı vardır. Öğlenleyin uyuyup dinlenmesi gerekir. Öğleden sonra bir idman daha vardır. Akşam dışarı çıkıp yorulursa, geç saatte gelirse ertesi günkü performansı olumsuz etkilenir. Dolayısıyla daha düzenli, disiplinli bir hayat olmak zorunda ve biraz da asosyal bir hayat olmak zorunda. Yani diğer yaşıtlarının yaptığı özgürlükler, kurslar, faaliyetler bu kişiler için çoğu zaman ulaşılması zor şeylerdir. Mesela düzenli bir hayatı kolay olamaz sporcuların, çünkü onların deplasmanları olur, müsabakaları olur, yolculukları olur ya da antrenman programında değişiklikler olur. Buna bağlı olarak da tüm hayatını düzenlemesi gerekir. Çoğu zaman sosyal anlamda da güçlükleri olur. Onun hayatı annesi, babası, antrenörü ve takım arkadaşları olur. Birlikte antrenman yaptığı kişiler olur. Çünkü dışarıdakilerin sosyal hayatına uyum sağlayamaz. Mesela eğitimsel olarak güçlükleri olur sporcuların. Çünkü çoğu düzenli okula gidemez. Gittikleri zaman da antrenman programlarıyla çakışır. Onların bu eksik dersleri çoğu okullarca kompanse edilmeye çalışılır ama çoğu zaman görürüz ki anlaşmalı sınıflarda, anlaşmalı okullarda, onlara izin verebilen eğitim kurumlarında bunlar bulunurlar. Ardından da akademik anlamda iyi bir eğitim almamış olurlar. Evet. Ki bunları geçtiğimiz yıllardaki eski futbolculardan ya da hep futbolu söylüyoruz ama ön planda olan az önce de dediğimiz gibi o oluyor. Biraz daha ilkokul ya da lise mezunu olarak görürüz. Günümüzde eğitim seviyesi galiba biraz daha yükselmeye başladı. Evet, günümüzde. Tüm sıkıntılara rağmen herhalde biraz daha sporcularımızda da oluyorlar. Antrenörlerimizde de evet birazcık daha arttı. Şimdi sporcuların bu mesela dedim ya, yaşamları normal insanlardan biraz farklı. Evet. Bu farklılığın getirdiği tabii ki bir takım zorlanmalar var. Ama buna ilave şöyle güçlüklerden de bahsedebiliriz. Mesela başarılı olan ergenler ve çocuklar daha iyi kulüplere transfer olurlar. Başka bir yere transfer olmak ne demektir? Evden ayrılma demektir. Ve erken yaşta şehir değiştirme. Çoğu zaman o kulübün yatılı tesisinde kalıyor olma ya da onun kiraladığı bir evde yine benzer şekilde başka yerden gelmiş öğrencilerle, yaşıtlarıyla, başka sporcularla kalıyor olması demektir. Bir antrenör abinin ya da ablanın onlara eşlik etmesi demektir. Evet. Evden ayrılmaya bağlı, ergenliğe bağlı bir takım sorunları olur. Aslında baktığınız zaman burada ailenin de o zaman psikolojik olarak sorunları görülebilir, değil mi? Çünkü çocuğu gidebiliyor transfer olduktan sonra. Hem sporcunun hem de sporcu ailesinin de bir takım güçlükleri olacaktır. Galiba. Mesela ailelere düşen yükler vardır. Şöyle vardır. Mesela bir sporcu ailesi eğer çocuğu desteklemiyorsa, ergeni ya da genci desteklemiyorsa zaten sporcu profesyonel anlamda çok iyi yerlere ulaşamaz. Çünkü beslenmesini de ailenin ona göre düzenlemesi gerekir. Çocuğun yaşamını ve ailenin hayatını da biraz ona göre düzenlemesi gerekir. Sabah erkenden onu yüzmeye, havuza götürüyor olması gerekir. Evet. Belli bir saatte çıktığında alıyor olması gerekir. Yani tek çocuk için değil, aile için de disiplinli gerekir. Bir hayat. Kesinlikle. Spor aslında disiplin demektir. Evet. Disiplinsiz başarı pek olmaz. Ama bunu kaldırabilenler olur. Zaten kaldırabilenler sporcu olur. Değil mi? Onlar kaldıramayanlar olamaz. Bu şekilde ilerliyor. Peki stres faktörü. Şimdi biz evet iş hayatı spor da aslında baktığımız zaman çok zorlukları var bir iş hayatı diyebiliriz. Anlattığınızda bunları anımsıyoruz. Aklımıza bunlar geliyor. Stres ne şekilde etkiliyor peki sporcuyu? Ya da farklı duyguların etkisi olabiliyor mu? O anda ya da sonrasında? Şimdi normal hayatımızda herkesin hayatında stres ya da psikolojik değişiklikler, yaşanan sorunlar, bir arkadaşla yaşanan sorun, aileyle yaşanan sorun ya da psikolojik güçlükler, olumsuz duygular, olumsuz düşünceler tüm performansımızı etkiler. Yani herkesinkini etkiler. Ama sporda bunun belki altının çiziliyor olmasının nedeni
Sporda bunun affının olmaması. Çünkü birçok alanda, birçok sektörde kişinin başarısı böyle elde kronometreyle ya da attığı golle, attığı sayıyla, yüzme hızıyla, koşu hızıyla çok saniyelerle ölçülmez. Yani sporda performansın ölçülmesi ve bunun ardından gelecek transfer gibi, milli takıma seçilme gibi, olimpiyat başarısı gibi ödülü ve cezası diğer alanlarda bu kadar net değildir. Bunun getirdiği bir baskı da oluşabiliyor. Daha kaygıya meyilli yapılarda birçok sporcuda performans kaygısının olduğunu görüyoruz. Mesela bunu da o kadar net ayırt edebiliyoruz ki, düşünün bir yüzücü ya da bir atlet çok hızlı koşabiliyor, çok hızlı yüzebiliyor. Antrenmanlardaki dereceleri kaydediliyor. O dereceleri eğer şeyde yüzse, yarışlarda yüzse mutlaka derece alacak. Evet. Ama yarışlara gelindiği zaman o derecelerin altına düştüğü görülüyor. Burada kaygı mı? Orada kaygı faktörünün ne kadar sporcuyu olumsuz etkilediğini görüyoruz. Zaten bunu daha soyunma odasında, daha önceki günde ya da performans öncesi rahatlıkla da gözlemleyebiliyorsunuz. Yani dışarıdan gözlenebilen bir kısmı da oluyor. Çocukla çalışan antrenörü ya da ailesi bunun çok farkında oluyor. Ve sadece çocuklar değil, yetişkin erkeklerde de mesela çok önemli maçlardan önce ishal olan futbolcular olabiliyor. Yine bazen bedenselleşiyor. Hayır, yediği şeyden değil, kaygıya bağlı. Gerginliğe bağlı. Karın ağrısı, mide rahatsızlığı hissedenler olabiliyor. Ama bunun sonucundaki performans düşüşü çok olumsuz etkiliyor sporcuyu. Burada kaygılanmasının dedik ya öncesinde de görülebiliyor, hissediliyor diye. Bunun nedenleri nedir peki? Çünkü bazı sporcuda bu yaşanmıyorken o kişi yaşayabiliyor. Farklı nedenleri gözlenebiliyor mu kişiye bir göre? Bir kere doğuştan bazı insanlar kaygıya daha yatkın olabiliyor. Ama en çok kaygıyı artıran şey insanın olumsuz düşünceleridir ve o sonuca verdiği değerdir. Ya da o sonuca ilişkin atfettikleridir. Yani ya milli takıma seçilemezsem, ya bu takıma alınamazsam, yarışma duygusu, mesela rekabetin getirdiği, çok güçlü rekabet duygularının getirdiği gerginlikler de bunu çok artırabiliyor. Ama bu kişilerin ön plana çıkma arzuları ve başarısızlığı tölere edememeleri, tahammül edememeleri, daha doğrusu başarısızlık ve yetersizlik duygusuyla başa çıkamamaları kaygı üzerine çok olumsuz bir etkide bulunuyor. Bazen de gösterdiğiniz beceri, o gün sizin maçınızı izlemeye gelmiş olabilirler, birebir şehir değiştirmenize, birebir kulüp değiştirmenize, birebir bir takımdan bir üst gruba, bir üst takıma çıkmanıza neden olacak. Bütün bu sonuçların getirdiği sonucu çok önemseme, yani ne olacağını çok önemsiyor olma, o anki performansı çok bozuyor. Kaygılanınca ne oluyor? Her şey bozuluyor. Solunum bozuluyor. Sonra sporcu kas ve iskele sistemiyle hareket ediyor. Gerginliğe bağlı her türlü kas birden geriliyor ve aktif oluyor. Yani hem açıcı hem kapatıcı kaslar ikisi birden kasıldığı anda ince beceriler bozuluyor. Kaba motor hareketler bozuluyor. Dolayısıyla da sporcular zor durumda kalıyor. Mutlaka kaygılarını yönetmeyi öğrenmek zorundalar. Evet, ki spor psikolojisi de aslında burada devreye girmiş oluyor. Önceden bunun önlemi alınsa belki bu sıkıntıları sporcu da yaşamayacak diyebiliriz, değil mi bu aşamada? Öyle, çünkü şöyle bir şey var. Normalde bunlar önceden ölçülebilir, görüşmelerle saptanabilir. Kişiler zaten bunu kendileri de ifade ediyor. Ama bunları ölçebilecek objektif bir takım testlerimiz var. Gördüğümüz anda ve bunlar psikolojik beceri eğitimiyle geliştirilebilecek olan şeyler. Yani kaygıyı düzenleyebiliriz. Kaygıyı her zaman azaltmaktan bahsetmeyiz sporda. Mesela daha agresif sporlarda, boksta diye kaygıyı çok azalttığınızı düşünelim. Ne olur? O zaman değil mi? Performans bir şey yaramaz. Optimal düzeye taşımamız gerekir o kaygı ve gerginliği. Evet. Yani çok rahat olması da istenmez. Çok gergin olması da istenmez. Ama bazı sporlar var ki mesela okçuluk gibi minimuma indirilmesi gerekir. Çok 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 rahat olmaları gerekir. Yani nefesini kontrol edebilmeyi çok iyi öğrenmesi gerekir. Kendini kontrol etmeyi çok iyi öğrenmiş olması gerekir. Yani hangi dağda performans sergilediğine de bağlı. Bağlı. Biraz. Kesinlikle. Bunun dışında yaşadıkları sıkıntılar olabiliyor mu kaygının dışında? Tabii şimdi şöyle diyelim. Sporcu çok da insan. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla
eşiyle ilgili problem olabilir, aile içi sıkıntıları olabilir, kendi annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, karşı cinsle ilgili güçlüklerin yanı sıra normalde akranlarıyla, arkadaşlarıyla ilgili güçlükleri olabilir. Bunlarla ilgili genelde zaman kavramından kaynaklı sıkıntılar mı oluyor? Çünkü çok yoğun, çok disiplinli çalıştıklarından bahsediyoruz ya. Burada aileye ya da bir evlilik gerçekleştiyse eğer eşe ve çocuğuna zaman ayırmada mı daha çok sıkıntı yaşıyorlar? Sorunların bir kısmı bu. Yani sorun, evet, bir kısmı zaman ve yaşam biçimi. Evet. Ama bir kısmı da normal yaşamda karşılaşılan güçlükler ve onların çözümüne yönelik yapılan uygulamalar. Normalde herkesin hayatında olabilen sorunlar. Ama diyelim ki yüzü asık işe giden, başka sektörde çalışan bir insanın o anki gerginliği ya da mutsuzluğu belki zamanla geçecek. Yani hiç müdahale edilmese bile, İki gün sürse bile onun iş performansını çok etkilemeyecek. Ya da bir parça düştüğünde performansı, bunu kimse fark etmeyecek. Evet. Ama sporda öyle değil. Değil mi? Hemen fark edilip belli olabiliyor. Hemen fark olabiliyor. Edilecek, hemen dikkat çekecek. Direkt saniye olarak, atış olarak maalesef kayıt altına alınacak. Dolayısıyla sporun her zaman şeyi var, aciliyeti. Hemen fark edilmesi, hemen müdahale edilmesi gereken bir şey var. Ve gündemi çok hızlı değişir. Mesela bugün artık dün unutulur. Hemen bugün konuşulmaya başlar. Evet. Hep önüne bakması gereken. Hep her şeyi duygusal olarak da, başarı olarak da arkasında bırakması gerekir sporcunun. Yani dünle uğraşamaz sporcu. Şu ana hep odaklanmak bakmak zorundadır ve hep önüne bakmak zorundadır. Burada peki antrenörle ilgili de bazen sıkıntı yaşanabiliyor dedik. Ve bu sıkıntılar neler oluyor? Ve bazen antrenörün de kendi içinde herhalde sıkıntısı oluyor. Onlar evet. Neler oluyor? Şimdi şöyle, antrenör sporcunun hayatındaki en önemli kişidir. Bu sporcu için de böyledir. Antrenörün hayatında da sporcuları çok önemlidir. Yani antrenör kendini sporculara adamak zorundadır. Ve antrenörle sporcu birbirini gördüğü kadar başka kimseyi görmez. Ve bir dönem birbirini önemsediği kadar da hiç kimseyi önemsemez. Çünkü bir sporcuyu daha ileriye taşıyacak olan, onun sportif becerisini artıracak olan kişi antrenördür. Evet. Antrenörün de şöyle bir algısı vardır kendiyle ilgili. Ben her şeyi yapmalıyım. Yani bu kişinin anası da olmalıyım, babası olmalıyım, derdini dinlemeliyim. Psikolojik olarak destek olmalıyım, onu motive etmeliyim. Fiziksel eksikliklerini görmeliyim, en iyi antrenman programını hazırlamalıyım ve bunu hem takıma hem bireye ayrı ayrı hizmeti verebilmeliyim gibi. Aslında antrenörlüğün işi de oldukça zor, evet, bu çok anlamda. Çok büyük bir sorumluluk, çok, çok büyük, büyük bir yük. Zorlanma, çok büyük zorluk evet. Ve bu konuda çok iyi eğitilmiş olmaları gerekir. Bizim şu anda tabii daha farklı. Yeni nesil biraz daha gayretli, öğrenmeye çalışıyor, kurslar almaya çalışıyor ama daha önceki olan grup ya da hala devam eden süreçte bir de büyük alaylı grup var. Yani kişisel becerilerine göre bazı şeyleri geliştirmiş olan insanlar var. Buna eğitim eksikliği ya da destek eksikliği diyelim. Yani antrenörlerin de öyle kolaylıkla psikolojik destek alabilecekleri, eğitim alabilecekleri, kendilerini güçlendirebilecekleri, ellerinin altında psikologları, spor hekimleri, diyetisyenleri vesaire olamayabiliyor. Dolayısıyla onlar da yetersizlik içerisinde hissedebiliyorlar ya da birçok şeyi kendileri yapmak zorunda kalabiliyorlar. Oysa bir görev dağılımı, ekip çalışması mutlaka olması gerekiyor. Evet, aslında iş alanlarına, diğer iş alanlarına baktığımızda da birçok iş yerinde ekip çalışması olabiliyor. Kişisel çalışsanız da yine o kişilerin, çalışan kişilerin motivasyona ihtiyacı olabiliyor. Evet. Bu destek belki de birçok sektörde verilmeli diyebiliriz sanırım, değil mi? Doğru. Biz tabii ki bugün sporcuları ele alıyoruz, spor psikolojisini konuşuyoruz ama düşündüğümüz zaman birçok alanda bu destek verilebilir. Verilebilir ve çok önemli. Mesela antrenörle sporcu arasında neden sıkıntı çıkıyor? Antrenör liderdir. Yani liderlik becerilerinin de spor bilgisi kadar iyi olması gerekir. İnsanlar arası ilişkilerinin çok iyi olması gerekir. Bazen sporcunun birine günaydın demek, öbürüne sadece gülümsemek bile çok büyük bir rekabete yol açabilir. Çok büyük alınganlıklara yol açabilir. Arada hele antrenörler bazen farklı diller kullanırlar ya da diyelim ki motive etmek için bir konuşma yaparlar. O takımdaki yarısından çoğu bu konuşmadan çok olumlu etkilenir. Üç tanesi son derece olumsuz etkilenir. Yani herkesi birden aynı yaklaşımla motive etmek gerçekten mümkün değil. Doğru. Mesela bazen kızar azarlar. Kimisi hiç üstüne alınmaz. Kimisi o çok gün alınır. Uyku uyuyamaz. Değil mi?
Dolayısıyla burada da aslında sporcuları tanıması da o zaman çok önemli değil mi? Kişilik yapılarını. Çok iyi tanıması gerekir ve spor psikoloğunun görevlerinden bir tanesi zaten sporcuyu çok iyi tanımak, takımı ve takımın özelliklerini çok iyi tanımak ve antrenörle bu bilgilerini paylaşıp biraz da antrenöre yardımcı olmak. Bu hizmetler peki başta konuştuk, bazı kişiler istiyor hizmetlerin, psikolojik desteğin verilmesini kabul ediyor dedik ama yeteri kadar veriliyor mu? Yine bunu konuşacak olursak bunun nedeni ne verilmemesinin ya da? Yasal düzenlemelerin eksikliği, zorunlulukların eksikliği, bu alanda yetişmiş çok sayıda spor psikoloğunun olmamasının ve çoğu kişinin de bazen ben hallederim, gerek yok inancının mı taşıyor olması? Yani ben çözerim, ben destek olurum diye inanıyor olması. Psikolojik hizmetlerin eğer dışarıdan alınacak olursa eğer, yani kulüp bazında ve ödenmiş hizmetler değilse oldukça pahalı hizmetler olması. Sonra bir güçlük daha var. Sporcuların hiçbir şeye zamanı olmadığı gibi psikolojik destek almaya da çoğu zaman zamanları yoktur. Mesela herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundaki hizmeti almak için gün içerisinde, işte haftanın belli bir günü, belli bir saatte sporcu gidip o hizmeti alacak zamanı çoğu kez ayıramaz. Her zaman fiziksel idman, antrenman vesaire daha ön planda gibi algılanır. Evet. Burada bazen ön yargılar da devreye girebiliyor mu? Çünkü psikolojik sorunlarla ilgili konuştuğumuzda kişilerin bunu da yaşadıklarını biliyoruz aslında. Kesinlikle. Çünkü ben rahatsız mıyım, hasta mıyım, benim psikoloğa ihtiyacım yok diyebiliyor. Ya da insanlar çoğu zaman kendindeki güçlükleri tanımlayamıyor. Mesela bir iletişim problemi varsa çoğu kez işte ya antrenör yüzündendir, sporcu adına konuşuyorum, ya takım arkadaşı yüzündendir, ya para yetersizliği yüzündendir. Yani hep dışarıdadır sorun. Evet. Hep genellikle başkasına atfetmek ya da sorumluluğu başkasına vermek biraz daha kolaydır. Çözümün olabileceğini düşünemediği için belki de ya da farklı sebepler ürettiği için kendisine. Olur. Bir de sporda baktığınız zaman bir takım aslında bunun duyulabileceği düşüncesi de olabilir mi kişide? Kimse istemez. Yani ben şu kişi sorunlu, psikoloğa gidiyor denmesini istemez. Zaten sporcuların bir takım güçlüklerinden bahsettik ama yani sporcular böyle potansiyel psikolojik sorunu falan olan insanlar tabii ki değiller. Biz performans için performans için aslında. Ve sporcunun da tabii sıkıntıları, sorunları olabilir. En sağlıklı, en iyi spor psikolojisi hizmeti takım içerisinde verilendir. Yani o takımın düzenli çalıştığı bir kişinin, bir psikoloğun olması gerekir ve bu psikoloğun da o takımda hiçbir sorun olmadan ya da birebir sporcuların sen sorumlusun, sen değilsin ayrımı yapılmadan herkese ortak, eşit bir hizmetin götürülebilir olması gerekir. Eğer zaten ortak bir dil kurulabilirse ve güven ilişkisi sağlanırsa bunun ardından ihtiyaç duyan sporcu rahatlıkla gelip bir sıkıntısını, bir sorununu paylaşacaktır. Evet, zaten burada amaç aslında önlem alınmış olması galiba. Koruyucu anlamda olması. Evet, koruyucu güçlendirmek. Olması. Aslında psikolojik becerilerini artırmak ve sporcuyu güçlendirmek. Psikolojik yönden güçlendirmek. Burada bu destek alındığında o zaman onlara vurgu yapalım. Neler değişiyor? Ne gibi bir koruyuculuk, bir önlem alınmış oluyor, sağlanmış oluyor? Mesela stres düzeyi optimale alındığında, kaygı düzeyi düzenlendiğinde ya da motivasyon yeterli düzeye ulaştırıldığında, bazen aşırı motivasyon da iyi değildir, direkt sakatlık nedeni olabilir. Orada kendine güven mi artıyor artık çok fazlasıyla? Güven artıcı çalışmaları yapılması gerekiyor ama altı doldurulmamış bir güven, aşırı yüksek motivasyon ve hırs ya da rekabet yıkıcı sonuçlarla da bir araya gelebilir. Sakatlık riskini de artırabilir. O yüzden kendinin farkına varmak, kendini bilmek, hedeflerini iyi belirlemek, mesela psikolojik beceri olarak mutlaka her sporcunun hedefini belirlemesi gerekir ve yüksek hedef koyabiliyor olması gerekir. Ve mutlaka yüksek ana hedefine ilave günlük, haftalık, aylık hedeflerini oluşturabiliyor olması gerekir ve bunları yazarak yapıyor olması ve sonra bu hedeflere gidecek yollar için neler yapabileceğini bilinçli bir şekilde belirliyor olması gerekir. Evet, yani gerçekten çok planlı, çok eğitim, disiplinli. Olursa zor. Başarı gerçekten geliyor. Ve üst düzey başarı ancak böyle geliyor.
İyi ki diyorum ki bizler spor yaparken bu kadar şeyi göz önünde bulundurmuyoruz dedim siz bunları anlatırken. Biz şimdi kendimiz için de spora değinecek olursak, sporcu olmayan kişiler için. Bizler için de çünkü spor çok önemli, hareketli yaşam çok önemli. Her programda bundan bahsediyoruz. Sporun önemini ne olarak tanımlayabiliriz peki? Çünkü psikolojik bizim yönden, hayatımızda. Psikolojik yönden bakarsak eğer, birincisi zindelik, fit olmak, hani beden sağlığı, ruh sağlığı demek. Beden sağlığına yapılan yatırım boyutu var. Sonra güzellik boyutu var. Spor yapan bir insanın kendilik algısı o kadar hızlı değişiyor ki. Mesela insanlar kendilerini olduklarından daha ince algılamaya başlıyorlar spor yaptıklarında. Mesela 2 ay ara veriyorlar. Aslında hiç kilo almamışlar ama ne bileyim böyle kötü görünüyorum, biraz sanki irileştim, kilo aldım gibi algılıyorlar değişmese bile. Spora başlıyorlar, hiç kilo değişmese bile biraz sıkılaşma olabiliyor ya da objektif bir sıkılaşma olmasa bile ölçülebilen bir sıkılaşma daha iyi hissediyorlar. Bir böyle bir boyutu var. Estetik olarak düzenli spor yapanların tabii ki daha hoş bir görünümleri var. Bunun da psikolojilerine yansıyan olumlu tarafı var. Ama en önemlisi mutluluk hormonlarını artırıyor. Değil mi? Gerçekten mutlu ediyor insanı. Ve bağımlılık yapabiliyor. Hatta bu salınım, yani vücudun o kendi morfinini salgılaması, vücudun o kendi serotoninini aktive etmesi vesaire, dopaminini aktive etmesi bir süre sonra kişide o kadar hoş duyguları ortaya çıkarıyor ki, yaparken zor ama yaptıktan sonra spor yapmadan duramayanlar var. Her gün spor yapmak, yani egzersiz bağımlılığı diye bir şey var tanımlanmış. Evet. Yapmadığında huzursuz olmak gibi. Yani burada aslında ruhsal sağlığımızı da bir nevi iyileştirmiş ya da kesinlikle dengede tutmuş. Depresyona karşı oluyoruz. Çok koruyucu bir şey. Kişi daha olumlu düşünmeye başlıyor bu hormonal değişikliklerle birlikte. Daha olumlu yaşamaya başlıyor. Ve zaten spora zaman ayıran insan kendine zaman ayırabilen, yaşamını düzenleyebilen kişidir. O yüzden spor için ayrılmış zaman birebir kendisi için ayrılmış zaman. Bunu yapabilmek bile başlı başına pozitif bir şey. Evet. Sporcularla ilgili atladığım bir nokta oldu, orada sormayı unuttum. Burada hayatlarını nasıl etkileyebilir kısmında. Belli bir yaşa geldikten sonra bırakmaları gerekebiliyor ya da sakatlanmalar yaşanabiliyor. Onun için neler söyleyebiliriz? Bu aşamada ne gibi problemler yaşayabiliyorlar? Şimdi danışmanlıktan öte bir de tabii spor psikoloğunun sağlık anlamında, sağlık alanında yapması gereken hizmetler var. Çünkü sakatlık her sporcu için çok korkutucudur. Çünkü birçok sporcu için 20 yaşa, 25 yaşa kadar diyelim yatırım yapmışsınızdır. Tüm hayatınızı profesyonel olmak üzere düzenlemişsinizdir. Her şeyi spor adına yapmışsınızdır. Ama bakarsınız bir anlık sakatlıkla bir daha her eski şey performansınızı yakalamayabilirsiniz. Tam transfer dönemine denk gelebilir ve çok iyi fırsatları kaçırabilirsiniz. Maddi olarak çok zor durumda kalabilirsiniz. Bir yatırımınız, ödemeniz, ödenmesi gereken şeyler varsa zorlanabilirsiniz. Ama belki de o sporu ya da tüm spor hayatınızı bırakmanız da gerekebilir. Bu evet, çok korkutucu bir şey. Şimdi burada çöküntüye mi uğruyor kişi böyle şimdi bir durumda? Bunda, bir kere sporcuda tabii depresif bir süreç gelişiyor beraberinde. Ve sporcu bundan demoralize oluyor. Çoğu spor sakatlığında da bazen çok önemli bir sakatlığı geçer bu deyip derinliğiyle önemini kavrayamayabiliyor. Bazen de daha kötü olacağını sanabiliyor. Aslında tamamıyla iyileşebilecekken. Yani sağlıktaki bozulmaya, sakatlığa bağlı olarak da sporcunun mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Fiziksel rehabilitasyonun yanında psikolojik rehabilitasyonun da yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi yaş sınırı var. Mesela bazı sporlar belli yaşlara kadar yapılıyor. 20'li yaşa kadar yapılan var. 30-35'ten sonra çoğu, yani yarışma sporcusu olmak belli bir yaştan sonra mümkün değil. Ya bir yerde sonlanıyor. Bir yerde sonlanması gerekiyor. Sonlandığı anda sporcuların bir kısmı antrenör olmayı seçebiliyor ya da sporla bağlantılı başka işler yapabiliyor. Ama bu hepsi için de mümkün değil. O yaşa kadar maddi manevi koşullarını nasıl oluşturduysa ondan sonrası için de bir planının olması gerekiyor ve spordan ayrılık döneminde de sporcunun psikolojik olarak desteklenmesi gerekiyor. Yaşamını yeniden organize edebilmesi açısından. Çünkü gerçekten çok ilginç bir aşama oluyor bu. Çünkü hayatınızı sporcu olarak kurmuşken, ona adapte olmuşken bir anda mesleğiniz bitiyor, sona eriyor. Evet. Gerçekten bu aşamada ancak destek almak çok önemli olsa gerek. Kesinlikle öyle, çünkü yaptığınız iş değişiyor, kazancınız değişiyor, ondan sonra yapacaklarınız farklılaşıyor, sosyal dünyanız farklılaşıyor. Ona göre
olmak gerekiyor. Evet. Spor daha eğlenceli kısmına, kendi kısmımıza dönmüştük ama sporcuların dışındaki kısma dönmüştük. Bunu atladığım için tekrar o kısma geçtim. Bizler pek psikolojik açıdan düşünecek olursak neden spor yapalım diyelim. Bunları aktarıp izleyicilerimize noktalayalım programımızı. Bir kere günlük hayatta herkesin karşılaştığı stresler var ve stres hormonları vücutta birikme yapıyor. Küçük stresörlere küçük hormonlar az salınım oluyor diyelim. Daha büyük şiddetli sıkıntılar karşısında daha çok zorlanıyoruz ve hormonal olarak, biyolojik olarak da geriliyoruz. Tüm kas iskelet sistemi geriliyor ve stres hormonlarının atılabilmesinin bir yolu da spordur. En az yarım saat süren, nabzı bir parça artıran, haftada en az 2-3 kere yapılan sporun hem hali hazırda maruz kaldığımız stres faktörlerini azaltıcı etkisi var, hem de demin de söylediğim gibi mutluluk hormonlarını uyararak psikolojik olarak bizi dengeleyici, depresyona karşı koruyucu bir tarafı var. Hep derler ya, stres birçok şeye artık yol açabiliyor, hastalığa, psikolojik soruna. Karşı tarafta bizler de hep deriz, peki bu stresi nasıl azaltacağız? Çalışıyoruz, iş ortamı var, sıkıntılarımız var diye. Aslında spor yaparak o zaman buna başlayabiliriz. Spor yöntemlerden biri. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.